Taş, kağıt. Bororo ve arkadaşları oyun bahçesinde. Ben ebeyim. Ona kadar sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Saklanmayan ebe. Acaba nereden başlasam? En iyi yer burası. Burada kimse yok galiba. Nereye saklandı bunlar? Sanırım başka yerdeler. Aniden sert bir rüzgar esti. Başım dönüyor. Soberendin. Rüzgar o kadar güçlü esmeseydi beni asla bulamazdın Pobi. Acaba şimdi nereye baksam? Burada olabilirler mi? Pobi buraya doğru geliyor. Nerede saklanıyorsunuz? Nerede saklanıyorsunuz? Yukarıya baksam mı acaba? Tuhaf bir şey var. Resim ne zaman değişti? Gıdıklanıyorum. Lobi, sobelendin. Beni çok çabuk buldun Pobi. Peki şimdi nereye bakmalıyım? En iyisi şu tarafa bakayım. Ay, bir daha sakın sesini çıkarma. Neredeyse sobeleniyorduk. Neredeyse değil, sobelendiniz. Bir de şuraya bakayım. Sessiz ol. Hayır, önce bu tarafa bakacağım. Pobi, Pororo ve Krong'un saklandığı yere doğru yöneldi. Pororo, Krong. Şşt, sessiz ol. Pobi yukarı geliyor. Saklanma ya ne be. O zaman saklanalım. Ben şuraya gidiyorum. Biz de üst kata saklanalım. Önce üst kattan mı başlasam? Burada kimse yok. Pororo, Krong, sizi sobeledim. Krong. Peti'yi bulayım. Bir tek o kaldı. Acaba hangi yöne gitsem? Bu yöne mi? Peti, Pobi'den uzaklaştı ve başka bir yere saklandı. Burada değil. Nereye saklandı acaba? Neredeyse beni yakalıyordu. Bunlar... ne kadar güzel resimler. Biraz dinlensem iyi olur. Ne oluyor? Neredeyim? Burası neresi acaba? Çok güzel bir yer. Her taraf yemyeşil. Merhaba. Merhaba. Merhaba ağaçlar. Ne tarafa gitsem acaba? Hey! Orada ne kadar çok çiçek var. Gidip yakından bakayım. Peti bir yaprağın üstüne zıpladı. Sonra yine zıpladı. Ve sonunda çiçeklerin olduğu yere ulaştı. İşte geldim. Bunlar ne güzel. Peti hadi uyan. Saklambaç oynarken nasıl uyuyabiliyorum? Ben uyumuş muyum? Evet, deminden beri her yerde seni arıyoruz. Evet, doğru. Özür dilerim. Ama hiç rüya gibi değildi. Ben çok acıktım. Hadi eve gidelim. Evet, iyi olur. Evet. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Bu da ne? Bu ne tür bir çiçek Peti? Daha önce üstümde görmemiştim. O, Peti'nin rüyasında gördüğü çiçekti. Pororo ve arkadaşları bilmiyor olabilir. Ama oyun bahçelerinde her zaman güzel çiçekler tomurcuklanır. Peti'nin gizli arkadaşı.
dağ mı? Bakın işte orada. Bana biraz korkunç görünüyor. Korkunç mu? Hayır, hadi gidelim. Hororo, Petty ve Krong dağ yolunun yarısına geldiklerinde ormanı yoğun bir sis bastı. Krong Krong! Nereye gittiler? Hororo! Krong! Neredesiniz? Yukarıdayız! Hı? Yukarıda mı? Ay sanırım şu taraftalar. Muhteşem yer neresi acaba? İçeride kimse var mı? Burada kimse yok. Kim var orada? Sürpriz! Seni buldum. Merhaba, ben Ejderha. Nasılsın? Kimsiz sen? Adım Petty. Porong Porong Ormanı'nda yaşayan küçük bir penguenim. Penguen mi? Bir dakika bekle. Biliyor musun, penguenler en sevdiğim yiyeceklerin başındakidir. Önce sebzeleri koyarsın. Neden tavaya girmiyorsun? Neden gireyim ki? Çünkü seni pişireceğim. Hayır. Birlikte açlılık alıştırması yapacağız. Çok güzel fikir. Evet, şimdi pişirme zamanı. Ejderha! Sana eğlenceli bir şey göstermemi ister misin? Eğlenceli bir şey mi? Bak şimdi. Bu müthiş bir şey. O kadar da değil. Hadi anlatsana, sonra ne olmuş? Bir gün aslan çocuklar yavaşça... Petty dağda kayboldu arkadaşlar. Ne? Çok iyi gidiyorsun. Özür dilerim. Bir şeyin yok değil mi? Biraz da alıştırma yaparsan iyice ustalaşabilirsin. Karnın acıkmış olmalı. Bir saniye bekle. Al bakalım. Nedir bu? Bu çilek reçelli nefis bir sandviç. Hadi ye biraz. Bu gerçekten nefis. Peki. Ormanda herkes benden korkuyor. Sen hiç korkmuyor musun? Söyle bakalım. Başta ben de biraz korkmuştum. Ama artık senden hiç korkmuyorum. Sahi mi? Ama... Buradan gidersem bir daha hiç gelmez. Seninle asla görüşemeyiz. Hayır, merak etme. Buraya yine gelirim. Sahi mi? Söz veriyor musun? Evet. Peki. Benim burada yaşadığımı sakın kimseye söyleme. Anlaştık mı? Anlaştık. Hoşça kal. Güle güle. Petty! Her yere baktık ama bulamadık. Peki ne yapacağız? Buradayım. Merhaba. Petty, senin için gerçekten çok endişelendik. Petty, birden nereye kayboldun öyle? Gittim. Bu bir sır. Hadi hava kararmadan evlerimize geri dönelim. Petty kendine yeni bir arkadaş bulmuştu. Sır mı? Ama bu sır olarak kalacaktı. Katıl bana, mutluyum hep işte.
Evet, bakalım hangimiz daha yetenekli. Pororo ve Eddie kardan adam yapıyor. Önce bacaklar, sonra kollar ve bir kuyruk. Ha? Evet, şöyle bir bakalım. Aa, sıra yüzünü yapmaya geldi. İki tane göz, güzel bir ağız, burnunu da yaptık mı? İşte, Eddie'nin güzel kardan adamı bitmiştir. Hazırım. Sıra benimkinde. Bacaklar yapalım. Şimdi kollar. Gözlük ve ağız. Son olarak gözler. Burnunun kardan adamı hazır. Bobby. Merhaba Eddie. Merhaba Pororo. Kardan adam yapmışsınız. Bakabilir miyim? Aa, çok güzel olmuş. Gözler, burun, kulaklar tıpkı Eddie'ye benziyor. Bu hiçbir şey değil. Şimdi de Pororo'nun kardan adamına bakalım. Çok güzel olmuş. Tıpkı sana benziyor. Yine de en güzeli benimki oldu. Benimki hayır, daha benimki. Güzel. Yapmayın benimki. Çocuklar. Bu da ne böyle? Bunu kim yaptı? Pororo, doğru söyle, bunu sen mi yaptın? Pardon adamım, bunu sen yaptın değil mi? İşte başka bir iş var. Kavga etmeye başladılar. Rüzgar yüzündenmiş. Senden şüphelendiğim için gerçekten özür dilerim. Ben de özür dilerim. Neyse ki yanlış anlaşılma ortadan kalktı. Pororo ve Eddie yaptıkları hatayı anlayıp tekrar iyi birer arkadaş oldular. Birlikte oyun oynayalım. Yaşasın! Pororo salıncağa biniyor. Pororo salıncağı paylaşmak istemiyor. Yaşasın. Bu
oldum. Harika! Pororo! Artık sıra bende. Ne? Pororo! Pororo! Ben de binmek istiyorum, hadi. Hayır! Olma! Pekala, madem öyle. Balık! Nefis! Seni kandırdım. Kandırdın mı? Olamaz. Edith çok kızgın görünüyor. Pororo! Demek buradasınız. Benden sonra binebilirsiniz. Kronk. Hadi sıra sende Kronk. Kronk. Ben seni sallarım Kronk. Kronk. Hadi bakalım. Hey. Roro, Edi, Kronk. Sırayla binmeyi öğrenirsek daha çok eğlenme fırsatı kazanırız. Bencillik ettiğim için senden özür dilerim Edi. Hayır hayır, asıl ben özür dilerim. Pororo ve arkadaşları salıncağa sırayla bindiler ve çok eğlendiler.